diyorum. Görüntü ve ses var mı? Öncelikle bir kontrol edelim. Sonra da sizle birlikte Azure Virtual Bootcamp'in online tarafını, MS Auto olarak düzenlediğimiz online tarafını konuşalım. Şu anda güzel, teşekkür ediyorum. Geldi, bilgileri aldı. Bir sıkıntı oldu ama yetiştirmeye çalışacağım. Herkese günaydın. İlk oturum bende. Bildiğiniz üzere aslında biz bu etkinlikleri uzun yıllardır farklı şehirlerde ve katılımcılarımızla birlikte gerçekleştiriyorduk. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi. Bu senede 2020 Global Azure Bootcamp'i, yeni ismiyle Global Azure'u Manisa'da yapmaya karar vermiştik ki yine çok değerli konuşmacı arkadaşlarım bizlerleydi. Ancak içinde bulunduğumuz salgın durumu bunu hem engelledi hem de biliyorsunuz bu tarz etkinlikler yapılamıyor. Hatta şu anda olduğu gibi sokağa çıkma yasakları var. O yüzden de 25 Nisan günü online bir etkinliğe çevirelim dedik ve MS Auto topluluğu ve bu toplulukta yer alan değerli konuşmacılarla sabah işte ilk oturum bende olacak şekilde 9.30'dan akşam en son Emre Ozan Memiş'in 19.30'daki oturumuna kadar giden bir etkinlik yapmak istedik. Ve bütün gün sizlerle birlikte olacağız. Sadece geçen etkinliklerde almış olduğumuz deneyimlerden dolayı şunu duyduk. Bir ara vereceğiz, bir öğlen arası. Onda o herhalde o afişte gene vardır. Ondan sonra da devam edeceğiz. İsterseniz başlayalım. İsmim Mustafa Kara. MS Auto'da şu anda topluluk lideri olarak hem yazar hem yöneticilik yapıyorum. Bu tarz etkinliklerde de sizlerle birlikte konuşmacı olarak yer alıyorum. Bilgilerimi aktarmak için. Uzun yıllardır IT sektöründe farklı pozisyonlarda çalıştım. Şu anda da Mayasoft'ta teknoloji çözümleri direktörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda birçok firmaya de danışmanlık ve teknolojiler üzerine advisor'lık vermeye çalışıyorum. Teknik kökenliyim. Eğitim sektöründen geliyorum ve uzun yıllar teknik eğitmenlik yaptım. Onun dışında da hem MS Auto'da hem kendi kişisel blogumda yazılarım yer alıyor. Mustafa Kara 01 Twitter adresimden beni veya LinkedIn'den Mustafa Kara 1 olarak takip edebilirsiniz. Çok uzatmadan bu kısmı geçmek istiyorum. Sorularınız olursa mail adresimi görmüşsünüz zaten. mustafa.kara@msauto.org'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Neler var, neler yok. Bakalım. İlerliyorum. Öncelikle bugün aslında size hibrit bulutu anlatacağım. Hani hibrit bulutun Windows çözümleriyle yani Windows Server 2019 ve en son işletim sistemi olan Server işletim sistemi olan Windows Server 2019 ve üzerindeki Admin Center'la nasıl bir hale geldiğinden bahsedeceğim. Windows Admin Center'ı anlatacağım. Admin Center'ın özelliklerine bakacağım, nasıl çalıştığını ve konumuzla ilgili olan kısımda Azure entegrasyonu ve Azure'da hangi servislerin kullanıldığını aktarıp oturumu tamamlayacağım. Tahmini sürede birkaç dakika gecikebilirim ama 10 gibi, 10'u 5 geçe gibi sözü Mert'e bırakıp Mert'in devam etmesini sağlayacağım. Şimdi devam ediyorum. Aslında en son göstereceğim slaytı en başta gösterdim. Gerçekten Windows Server 2012 ile birlikte Microsoft Hibrit Cloud'a çok önem verdiğini, bulut teknolojilerine entegre işletim sistemleri, server işletim sistemleri çıkardığını duyurmuştu. Şu anda kullanmış olduğumuz, az önce belirtmiş olduğum sürüm olan Windows Server 2019 tamamıyla Hibrit Cloud ve diğer vendorların çözümleriyle entegre olan bir server işletim sistemi. Birazdan bahsedeceğim nasıl olduğunu, Windows Admin Center'ın Windows Server 2019'a neler yaptığını anlatacağım ama aslında arka tarafta şunu sağlıyor sizlere. Siz normalde veri merkezinizde kullanmış olduğunuz sunucuların yönetimini Admin Center'la yaparken diğer taraftan da şirketinizin kaynak ihtiyaçlarına göre ya da yapacağınız projeleri durumlarına göre Azure'un servislerini kullanma imkanınız yer alacak. Bunu isterseniz şöyle sıralayabiliriz ki bu servisler artıyor. En son slide'da bahsedeceğim. Mesela burada olmayanlardan bir tanesi var. Siz isterseniz rahatlıkla var olan backup'larınızı ya da felaketten kurtarmalarınızı ya da storage replikasyonlarınızı Azure'a extend edip genişletebiliyorsunuz. Onun dışında Azure File Sync ile ya da Storage Migration Service ile storage'larınızı, Cloud Witness ya da sanal makine hizmetleriyle Azure'daki compute ihtiyaçlarınızı, network çözümleriyle birlikte de Azure'un network'e bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Arka tarafta Azure'un size merkez olarak sunduğu
birçok management aracında kullanabiliyorsunuz. Bunlar zaten Azure Update Management, ki daha önce eğitimlerde ve etkinliklerde konuşmuştuk. Update yönetimini yapmaya sağlayan kısım. Azure Monitor hizmeti, uçtan uca tüm kaynakların hizmetlerinin izlenmesini sağlayan bir hizmet. Diğeri de Microsoft'un büyük yatırımlar yaptığı SOC hizmeti olan Azure Security Center ve size Azure Security Center ile ilgili bütün şeyi sunuyor. Yani siz bir Windows Server 2019'unuz veya 6 türevi olan ve içerisine Admin Center yüklediyseniz, Windows Admin Center yüklediyseniz rahatlıkla bu yapıyı genişletip Azure'da da kullanabiliyorsunuz. Peki, çok özür dilerim, biraz da alerjim var. Nedir Admin Center sorusunu cevaplayalım. Herhalde birçoğunuz Windows Server ile uğraşan, yöneten sistem adminleri hatırlayacaktır. Aslında Windows Admin Center bir Project Honolulu diye duyurulan merkezi yönetim sağlayan bir çözüm. Peki Windows Admin Center olmadan önce çözümler yok muydu? Aslında yine çok eski eski kullananlar hatırlayacaktır Admin Pack'la kurduğumuz admin araçlarını ya da risatları, ki bu aynısı değil, onu söyleyeyim, çok daha farklısı. Windows Admin Center, birazdan da bahsedeceğim size, çok 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 hem kurum içi yapınızdaki sistemlerinizi yönetmenize hem de az önce bahsetmiş olduğum Azure servislerini genişletmenize yarayan bir management çözümü. Peki Windows Admin Center yokken ne yapıyorduk? Bu arada Windows Server 2016, 2012 R2 gibi 2012 sürümlerini kullanıp Windows 10'a da kurabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Özür dilerim, hızlı geçtim. Evet, şöyle gösterelim. Ne yapıyorduk derseniz, dikkat edin, birçok pencereyi açıyorduk, değil mi? Windows sunucularımızda. İşte Windows Server Manager açıyorduk, Active Directory Management konsolu açıyorduk, Group Policy Management konsolu açıyorduk, DNS tool'larının DNS yönetimini açıyorduk. Yani aslında hayatımız birçok management konsolla gidiyordu, ki bu sadece kendi bilgisayarlarımızdaydı. Bir de diğer sunucu işletim sistemlerini yönetmek istediğimizde onları eklememiz gerekiyordu. Biz şu anda olduğu gibi Windows Admin Center istersek core işletim sistemlerine, herhangi birine rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Aklınıza bulunsun. Ya da birazdan deployment seçeneklerinden bahsedeceğim. Windows 10 işletim sisteminiz varsa Windows 10'larınıza büyük bir kolaylıkla yine Windows Admin Center'ı ekleyebiliyorsunuz. Windows Admin Center'ı eklediğinizde de büyük bir kolaylıkla hem sunucu tarafında hem de diğer seçenekleri yönetme şansına sahip olacaksınız. Özetle Windows Admin Center size çok basitleştirilmiş, güvenli, birbiriyle entegre olan ve az önce bahsetmiş olduğum Cloud Ready dediğimiz buluta hazır olan, bulutla entegre edilmiş bir şekilde hizmet olarak sunuyor. Yani siz bu dört bileşenle hiçbir sorun yaşamadan Windows Admin Center'la hem on-prem yapınızdaki sunucularınızı, sadece kendi üzerindekini değil, hem Azure ortamındaki sanal makinalarınızı veya servisleri büyük bir kolaylıkla yönetip birlikte çalışabilecek bir hibrit bulut yapısını birkaç dakika içerisinde güvenli, hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. İlerleyelim isterseniz. Yani günümüzde aslında şu yapı oldu, değil mi? Sol tarafta düşünün, küçük bir yapınız olabilir, ki bundan kastım sunucu sayısı, ciro veya şey anlamda söylemiyorum, üretim anlamında. Bunları yönetmek isteyebilirsiniz Windows sunucularınızda. Çok büyük nasıl söyleyeyim, kurumsal yapılarınız varsa buralarda büyük bir şekilde kullanabilirsiniz, ki bunlara hosterslar ya da servis sağlayıcıları dahil edebiliriz. Hani yüzlerce sunucunun olduğu. Ya da hibrit bir IT servis yönetimi yapıyorsunuz. Hibrit bir mimariye sahipsiniz. Hem on-prem'de yapınız var hem de Azure ortamı gibi bir bulut sağlayıcı da ortamınız var. Bunları büyük bir rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Şimdi dikkat edin. Şöyle gelirsem eğer resimde görün diye. Evet. Biz Windows Server tarafında aslında sizin yönetiminizin daha iyi olmasını sağlayan tool'lar yapıyoruz. Yani grafik arayüzüyle de daha modernleşmiş bir çözüm sunuyoruz. Örnek olarak söyleyeyim sizlere. Basic kullanmış olduğunuz yönetim araçlarınız var. Bu araçlarda aslında ne yapıyorsunuz gün içerisinde? Sistem yönetimi yaptığımız dönemlerde biz de çok kullanıyorduk. Sorunlar gidermeye, konfigürasyonları yapmaya ya da
belirli zaman aralıkları bakımlar yapmaya çalışıyorsunuz. Burada herhangi bir şekilde sizin çözümlerinizi, ihtiyaçlarınızı bu yönetim tool'u ile birlikte Windows Admin Center kendisi sağlıyor. İki, günümüzde aslında birçok yapı değişiyor ki Microsoft da bu konuda diğer üreticilerle ve teknoloji sağlayıcılarla çok yakın ilişki içerisinde. Onlarla birlikte birçok çözümü geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi hyperconverged dediğimiz sistemler ya da buna benzer sistemlerin yönetimi. Bir diğeri de Azure entegrasyonu. Buralarda birazdan bahsedeceğim. Hiçbir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Ki daha önceki seminerlerde bahsetmiştik aslında. Sizler Azure'un hizmetleriyle birlikte bunları örnek olarak HP'nin ya da benzer üreticilerin donanımlarını hyperconverged yapıda yani birleşik ve tümleşik bir şekilde RAM, CPU, compute hizmetleri, network ve storage'ın birlikte olduğu bir şekilde yönetme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu ayrı bir bilgiydi. Windows Admin Center mimarisinden bahsedeyim. Bakın dikkat ederseniz Honolulu'yu göreceksiniz. Eski ismini bilerek bıraktım orada görün diye. Mimaride şu şekilde bir görüntü var. Sizin için on-prem yapınız var ve bulut yapısı var. Bizim için hiçbir fark yok. İsterseniz tamamıyla yapınızdan sunucularınızı yönetmek istiyorsanız client da olabilir bu. Web server ve gateway dediğimiz şekilde ekletebiliyorsunuz. Daha sonra buradan da PowerShell, VMI veya daha doğrusu WinRM üzerinden VMI ile bağlantı sağlayıp yönetebiliyorsunuz. Azure'da ise bir entegrasyon yapmanız gerekiyor ki bunu göstereceğim. Yani aslında Azure subscription'ınıza, bu tenant'ınıza, Azure'unuzun bilgisini Windows Admin Center içerisine girdiğinizde neredeyse hiç Azure portalı dahi açmadan bu konsol üzerinden rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Şöyle bir deployment modelinden bahsetmiştim. Aslında siz deployment modelde Windows 10 desktop'a kurabilirsiniz bunu. Tabii burada bazı şeyler kısıtlı olacaktır deployment options seçeneğinde Windows desktop'ı seçtiğinizde. İkinci model bir sunucu üzerine kurup diğerlerini yönetecek buna gateway server. Diğerlerine kurup eklediğimizde bakın bir araya koymadan bir sunucu üzerine kurup şu resimden bahsediyorum. Buraya bir sunucu üzerine kurduğumuzda bu manage server olarak geçiyor. Eğer ki hani bu sorun yaşama gibi durumlardan endişeniz var ise high available olarak da ne yapabilirsiniz? Mimarinizi tasarlayabilirsiniz. Windows Admin Center mimarisini tasarlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmadan çok büyük bir rahatlıkla her yerden erişebiliyorsunuz. Windows Admin Center ne yapıyor ki? Buralar her geçen gün artıyor. Ondan bahsedeyim. Azure tarafında arttığı gibi burada da her geçen gün artıyor. Neler olduğuyla ilgili bir var mı sorun diye de bakıyorum. Birinci önceliğimiz aslında şu. Sizler ne yapıyorsunuz? Sunucularınızdaki birçok yönetimsel aracı çalıştırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Herhangi bir sorun da çıkmadan bunları aktif halde yönetiyorsunuz. İşte sunucularınızda firewall'ları, network'ünüzü, uzak masaüstünüzü, birçok servisi yönetebiliyorsunuz. Yani sunucu yönetimi, sunucudaki roller ve feature'ların yönetimini yapabiliyorsunuz. 2. Failover cluster yönetimi yapabiliyorsunuz. 3. Hyperconverged cluster dediğimiz işte sanal makinaları, switch'leri ya da buna benzer sistemlerin yapmanızı sağlayan bir özelliği kullanabiliyorsunuz. Gateway Configuration'da aslında yapacağınız şey basit. Active Directory veya lokal gruplardan bir kullanıcı bağlayabilirsiniz erişim için. İsterseniz Multi Factor Authentication'la ya da Azure Active Directory'e entegre edebilirsiniz. Bunları da Role Based Access Control ile tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı tarafında çok büyük size sağlayacak kolaylıklar var. Bu kolaylıklar aslında Azure ortamında çok kullanıyorduk. Burada da buna benzer kolaylıklar geliyor. Mesela taglama. Taglama aslında etiketleme biliyorsunuz. Birçok ortamda, birçok hizmetin veya birçok item'ın bulunduğu ortamda hızlıca ilgili kaynağı yani etiketlediğiniz kaynağı erişmek için kullandığınız bir çözüm. Bundan bahsediyor. Taglamayı artık büyük bir kolaylıkla Windows Admin Center üzerinde kullanabiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor? Windows Admin Center'da diğer ürünler gibi General Available olduktan sonra size Azure entegrasyonunda, Hyperconverged yapılarda ve genişletilebilir şekilde sunuluyor. İsterseniz Azure entegrasyonuna bakalım.
Az önce bahsettiğim kısım buydu. Siz hiçbir şey yapmadan Azure ortamınızdaki sunucunuzdan Azure ortamınızı yönetebilirsiniz. Bunun için de Azure'a bir yönetim yapmanız gerekiyor. Bu ekran görüntüsü gördüğünüz üzere Azure ortamında Update Management ile ilgili bir bilgi veriyor. Çünkü ben update yönetimini kendi üzerimdeki WSUS ya da buna benzer bir sunucudan değil, artık Azure'un sunmuş olduğu çok daha büyük yapıların güvenliğini ve update'lerini almak istediğim yapılarda, bilgilerini almak istediğim yerlerde kullanabileceğim bir çözüm olarak karşıma çıkartıyor. Bu da sizlere şöyle bir kolaylık sağlıyor. Hiçbir vakit harcamadan update yönetimiyle ilgili ne yapınızda neye ihtiyacınız var bunu görebiliyorsunuz gibi. Hani ki entegrasyonlardan bahsedeceğim. Şöyle geleyim ve daha fazlası. Gerçekten daha fazlası niye dersiniz? Azure entegrasyonundaki servisler ben de ilk çıktığı günden beri takip ediyorum. Windows Admin Center'a her geçen gün yenisi geliyor. Örnek geçtiğimiz günlerde Azure Security Center'ın gelmesi gibi. Sizler isterseniz Azure Active Directory ile, Azure Site Recovery ile, Azure Backup ile, Update yönetimi ile, Azure sanal makinalarıyla, Azure Storage'larla bunları ekleyebileceğiniz gibi daha sonra çıkan yeni çözümlerle de bu taraftan yönetebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz konsol web tabanlı ve sizin erişip rahatlıkla işlem yapmanızı sağlayan bir kısım. Buradaki kastımız aslında şu, sizler de isterseniz SDK'ları kurarak var olan Windows Admin Center yapısını genişletebilir, daha farklı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Yani geliştirmek isteyenler bu development kitleri kurup kullanma imkanına sahipler. Sorular var. Ben şöyle bir toparlamak da istedim. Çünkü sürem de daralıyor. Bakıyorum biraz da geciktim. Kusura bakmayın sıkıntıdan dolayı ama toparladığımı düşünüyorum. Birincisi şunu şöyle bir sıkça sorulan sorular köşesi yapmak istedim sizlere. Birincisi Windows Admin Center'ı Windows sunucularınızda 2012 biliyorsunuz 2012 ve 2012 R2 End of Support oldu. Onun üstü sunucularınızda 2016, 2019 türevlerinde rahatlıkla download edip kurabiliyorsunuz. Herhangi bir additional bir maliyeti yok. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Edge, Chrome, yeni şey kısmında çıkan Edge, Continuum gibi Edge browserlarla ya da diğerleriyle çalıştırabiliyorsunuz. Hangilerini yüklersiniz demiştim hatırlarsınız. Windows Server 2016 ve üzeri tüm server işletim sistemlerine ve Windows onları yüklüyorsunuz. Hangilerini yönetebiliriz derseniz burada dikkat edin 2012'leri yönetiyorsunuz. 2012, 2012 R2 ve üzeri olan tüm sunucu işletim sistemlerinizi yönetiyorsunuz. Connectivity için Azure'a bir gereksinimimiz yok, internete bir gereksinimimiz yok veya da Azure AD ile bir bağlantıya gereksinim yok. Hibrit bir yapı kullanmadığınız sürece ki Azure yönettiğinizde zaten internet bağlantınızın olması gerekiyor biliyorsunuz. Güvenlik için neler kullanıyor derseniz biz zaten default'ta HTTPS ile ya da işte Azure Active Directory'de sizin ayarlayacağınız ek güvenlik yöntemleri ya da multi factor authentication'ı kullanabiliyorsunuz. AES'e gereksinimi yok. Bu çok önemli bir bilgi. Herhangi bir AES kurmasına gereksinim duymuyor. Agent'a gereksinimi yok. Bu çok önemli bir bilgi. Bir agent based çalışmıyor. Agentless diyebiliriz. SQL Server'a bir gereksinimi yok. Windows Server 2012 veya 2012 R2'leri yöneteceksiniz, Windows Management Framework 5.1'inizin kurulu olması gerekiyor. Inbox olarak gelen bir çözüm. Bugün OMS'in, System Center'ın ya da buna benzer Resat tool'larıyla buna benzer çözümler yapılıyor. Microsoft sizin için bu ürünleri geliştiriyor ve halen de destek istiyor. Son olarak geldiğim ilk slide'da geldiğim kısma bir daha gelip artık tamamlamak istiyorum. Süremi de aşmadan. Dikkat ederseniz bizim bulunduğumuz coğrafyadaki gibi ülkelerde direkt cloud native çözümler, firmalar çok fazla tercih etmiyor. Bunun birçok nedeni var ama burada bunlara girmeyeceğim. Özellikle son yıllarda hibrit cloud'ın hem bizim gibi ülkelerin hem de farklı firmaların ihtiyaçlarını tamamıyla karşıladığını görüyoruz. İşte bu noktada bir hibrit bulut mimarisi oluşturmak istediğinizde aslında Windows Server'ın ki hani yılların verdiği tecrübeyle Windows sunucu yapısının diyeyim platformların ve client'ların uzun yıllardır vermiş olduğu, kullanmış olduğunuz tecrübeyle bulut entegrasyonu yapılarak sizlere çok daha esnek, güvenli ve hızlı çalışabilir bir alan sağlıyor. Mesela en basit ben şu örneği veriyorum.
İşte backup senaryolarında biliyorsunuz 3-2-1 kuralı vardır. En basitinden backup'ınızı alın, 3 farklı kopyasını alın, 2 tane cihaz alın, birini offsite olarak çıkartın gibi 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 şeyler çıkartılır. İşte burada aslında bahsedilen kısımlardan bir tanesi bu. Siz backup'ınızı alıyorsunuzdur on-prem yapınızda. Bir tape ünitesine ya da tape olmadığını düşünüyorum artık büyük bir backup'lama ünitesine kaydediyorsunuzdur. İşte hiçbir efor harcamadan büyük bir kolaylıkla bu backup'ınızı Windows Server 2019 veya Windows Server 2016 ve üzeri işletim sistemlerinizde Windows Admin Center vasıtasıyla büyük bir rahatlıkla ekleyip kullandırabilirsiniz. Örnek olarak söylüyorum ya da networking olarak ayarlamak istediğinizde biliyorsunuz ki VPN yapıyoruz. VPN kullanmak zorunda kalıyoruz. Windows Admin Center aslında size mevcut network yapınızı Azure'un virtual networklerine yani Azure network yapısına extend etmenizi sağlıyor. On-prem yapıda monitoring tool'larına ihtiyacınız oluyor. İzlemeniz gerekiyor. Çok ayrı bir konu bu. Aramızda bu konulara çok tecrübeli arkadaşlar var ve sitemizde bol bol da yazıyoruz. Şimdi bu tarz yerlerde monitör yapmak istediğinizde herhangi bir monitör tool'u almadan Azure monitör hizmetini ya da sunucularınızın güvenliğini uçtan uca izlemek istediğinizde bir SOC gibi alertlerin alındığı, milyarlarca yatırım yapıldığı, milyonlarca aktif cihazdan veri alındığı bir ortamdan verilerinizin izlenmesini istiyorsanız bunun için de Azure Security Center'ı kullanabilirsiniz. Özetle benim aktaracaklarım bunlar. 30 dakikaya sığdırmak istedim ki birkaç dakika geç başlamama rağmen umarım yetişmiştir. Ben teşekkür ediyorum. Benden sonra Mert olacak. Sonrasında da diğer birbirinden değerli uzmanlarımız farklı teknolojilerdeki, pardon, farklı Azure servislerindeki çözümleri tüm gün boyunca sizlere aktaracaklar. Sorularınız varsa ben birazdan o oturumu kapattıktan sonra ekrandan erişip sorulara bakarım. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Umarım tüm gün bizlerle birlikte olursunuz ve MS Auto'yla düzenlemiş olduğumuz bu Virtual Bootcamp'i, Azure Virtual Bootcamp'i tamamlamış oluruz. Görüşene kadar hoşça kalın. Sorularınız varsa dediğim gibi daha sonra alacağım.